Evet Aydın Bey. Yarın bizim için çok zor bir gün olacak. Sabah görüşürüz adliyede. Sağ ol. Asıl bencil sensin abla. Tek derdim Gülfem'miş. Bir tek sen vardın konuşabileceğim ya. Ben sen keyfimden dert edindim Gülfem'i. Gülfem sandım. Pardon. Gülfem sandın. Ve yeni bir gerginlik çıkarmak istiyorsun öyle mi? Ay Ömer. Gerçekten şu an seninle tartışmak istemiyorum. Müştemilattan mı geliyorsun? Evet neden? Abinle ilgili biraz gerginsin galiba. Gerginim. Sıra şantaj yüzünden Yonca'ya geldiğinde sen de gerilmeyecek misin Gülru? Ha? Benim ablam ne kadar yanlış şeyler yaptığını biliyor. Farkında. Ve ben ya da ailemden herhangi biri Yonca'nın hatasını kapatmak için uğraşmayacağız. Biz de Şevket'in hiçbir şeyini kapatmaya çalışmadık Gülru. Evet, kapatmadınız. Annen Mebruri Hanım sayesinde fırsat bulamadı. Şimdi de anneme mi saldırmaya karar verdin? Hı? Ömer, eğer elinde olsaydı senin annen tek gram suçluluk duymadan bu caniliğin üstünü örterdi. Sözlerine dikkat et. Annemden bahsediyorsun. Daha fazla çirkinleşme artık yeter. Merak etme ben ne kadar çabalarsam çabalayayım annen ya da karın kadar çirkinleşemem zaten. Ne demek istiyorsun Gülru sen? Ne demek istiyorsun? Ne oluyor burada Ömer? Ah, Cahide Hanım'ın ekürisi de geldi. Ne saçmalıyorsun sen yine? Saçmalıyorum öyle. Terbiyesizlik yapıyorum, çirkinleşiyorum falan. Sen annemle ilgili neyi ima etmeye çalışıyorsun ya? Hı? Konuş. Gülfem, kocanı sakinleştirmek ister misin? Ömer, mahkemeden önce sinirlerini bozmaya çalışıyor sadece. Oyuna gelme, seni yıpratmaya çalışıyor. Sana ne söylediyse özellikle tahrik etmek için yapıyor. Anlamıyor musun? Artık sadece bana değil, sana, Cahide'ye, benim hayatımda kim önemliyse ona saldırıyor. Görmüyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.